Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni gelen birliklerle harita temizliği yapacağız. Karpuzcu topçular geldi arkadaşlar. 3 gemi karpuzcu yaptım, meşale yaptım. Bakalım nasıl saldırılar yapacağız. Harita temizliği yapıp şok atarı yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen tabii ki harita temizliğine geçmeden önce sizlere operasyon saldırımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Yeni birliklerle karpuzcu topçu birliklerle diş üstüne saldırımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Önce 4 gemi çıkardım, biraz enerji toparladıktan sonra bulletin sataşma özelliğini seçerek hemen sol tarafa çektim. Biraz yavaşlatalım. Yukarıda normalde şurada 4 tane roket olur ya işte roketler olurdu. Bu biraz kolay gelmiş ama almamız kolay oldu. Son 3 dakika 3 saniye kala falan aldım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Operasyon saldırısından sonra harita temizliği yapalım, bakalım nasıl bir birlikmiş. Evet. Biraz daha sardırayım. Sumo birkaç tane götürdü. Yukarıdaki şoku aldıktan sonra biraz geri çektim. Aslında bulletin sağlık heykelim olmadığı için bullet birazcık yani erken öldü. Hemen sola çekerek bir tane jeneratörü, bir tane topçu birliği aldı. Biraz daha sardırayım. Son 2-3 saniye kala aldım arkadaşlar. Diş üstüne tek atmış olduk. Topçu birliklerle. Karpuzcular. Tam mevsimi bu arada arkadaşlar karpuzun. Evet. Bu şekilde hemen harita temizliğimize geçelim. Bize ne gerekiyormuş? 2,5 milyon odun, 2,5 milyon taş gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. 160 bin canı var. Burada üstten vuracağım arkadaşlar. Yani normalde 3 gemi karpuzcu topçu birliği yaptım ama meşale çıkarmadan bakalım. Bulletin şok yumruğunu seçtim arkadaşlar. Şöyle biraz kenara doğru çekelim. Fişeğimizi direkt sanırım bir şok gerek yeterli olacaktır. Çok hasarı fazla arkadaşlar, çok sağlam vuruyor. O yüzden yani 3 gemi yeterli olacaktır harita temizlemesine. Bu hesabım da anında birlik yok arkadaşlar. Bu farklı bir hesabım. Onun için dikkatli saldırılar yapmam lazım. Evet, burada üstten vurabilir miyiz? Üstten vurmamız biraz zor olur gibi. Şuradaki bir de mavi bayağı bir 2, 3, 5 tane mavi heykeli var. Bir de tozlamış. Buradan soldan vurursak şu şekilde bir tane şok buraya atarız. Temizleyerek vurabilirler mi? Hiç riske atmayalım arkadaşlar. Biz şu şekilde zaten meşalemiz de var. Şöyle ki zaten hem meşale temizler. Yalnız bayağı bir hasarı tozlu arkadaşlar. Onun için meşalemiz biraz zarar görebilir. Bu arada kabile değiştiği için meşale sağlık çalmada gittiği için arkadaşlar
Mavisi de bayağı bir tozlu. 5 tane mavisi var ve tozlu olduğu için biraz zor dayanıyor. Evet. Bayağı bir 2-3 tane 2 tane meşale zayiat verdik. Güzel bir tane istihbarat verdi. Evet. Dediğim gibi kabilede meşale sağlık can çalma gidince meşalecilerin işi biraz zorlaştı arkadaşlar. Burada da mavi heykel 2 tane var. Üstten vurabilir miyiz acaba? Ne kadar canı varmış? 240 bin. Şöyle yapalım. Güzel topçu birlikler de arkadan bayağı bir iş yapıyor arkadaşlar. Sanırım evet, burada zayiatımız yok. İki tane mavi heykeli var ama tozlu değil. Bu hesabımda bir tane sağlık var arkadaşlar. Onu da tozladım mı bilmiyorum. Evet, tozlamışım. Hemen şu üstümüze bakalım. Güzel. Burada mavi heykeli yok. Sol taraftan yukarıya çıkarak sanırım vurabiliriz. Acaba sataşma mı alsak? Sataşma alalım arkadaşlar burada. Bulletin neredeydi? Şurasıydı sanırım. Evet. Şurada iki tane mayın var. Şu şeyi de alalım. Mayın kulelerin arkasında var mı bilmiyorum. Evet, güzel. Enerjimiz yetecektir bir şok atmaya. Fişeyi direkt karargaha attım. Evet. Bu arada arkadaşlar, karpuzcu topçu birlikleri de parça vurduktan sonra karpuzlar dilim dilim parçalandığı zaman arkadaki bombacı gibi arkadaki taretlere hasar veriyor. Güzel. Burayı da rahat bir şekilde aldık. Hemen bakalım. Burada ganimet azmış. Bize ganimet lazım. Buraya bakalım. Bunun da pek fazla bir ganimeti yok. 53 level. Fena değil buradaki ganimeti. Bunu da aynı şekilde şöyle yapalım. Üç gemi topçu birliği çıkardım. Aynı şekilde. Tabi buraya aslında çekmem lazımdı. Önceden alsam olurdu. Neyse, olsun, önemli değil. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz burada jeneratörü aldıktan sonra direkt çekirdeği vuralım. Yoksa
Zayiatımız var mı? Yok. Güzel. Buraya da rahat aldık. Yani şu an için 3 gemi topçu birliklerle güzel gidiyoruz. Buranın ganimeti azdı. Şuraya bakalım. Yani 100 bin aslında fazla da olabilir ama olsun, basit gelmiş. Burayı da alalım. Arkadaşlar, kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum sizlerden. Ben şuraya ondan sonra bir tane topçu birliği zararımız oldu. Kule, keskin nişancı kulesi bir tane topçu birliğimizi aldı. Olsun, önemli değil. ...49 elmas verip birliğimizi tamamladık. Ne kadar ihtiyacımız var? 770 bin yaz kalmış. Bakalım. Yani buraya saldırmaya değmez. Ganimeti az. Bize odun ve taş lazımdı. Odunun yanı taşı pek iyi değil. O yüzden şuraya bakalım. Burada da aynı şekilde. Nasıl bir heykeli varsa. Arkadaşlar, hiç ganimet kalmamış ya. Yani ZP'miz de çok yüksek değil ama sanırım bu vatandaşlar da benim gibi yavaş yavaş harita temizliği yapmadan sanırım şey yapıyorlar. Evet. Burada ne yapabiliriz? Yukarıya çekersek bir. Burada arkadaşlar, yani ben mavisi tozlu. Ne yapabiliriz? Şuradan vurduğumuz zaman şöyle yapalım ya. Bir şok attık mı yeterli olacaktır sanırım. Bu vatandaş da zaten böyle bir dizilim yapmış. Topçu Birliği amcalar geldi diye sanırım saldırı ada düzenini değiştirmiş. Bir tane orada sanırım şey vardı. Bir tane zayiatımız var. Güzel, burayı da aldık. Bir bu şekilde daha saldırı yaparsak sanırım burada da aynı şekilde üste vururuz ama bunun ganimeti de az. Güzel, odunu ve taşı çok çok iyi. Aynı şekilde yukarıdan vurabiliriz. Bunun mavi heykeli yok. Mayınları var.
Valla. Ben şu şekilde biraz ortalayım. Çekirdeği fişeğe mi attım? İki vuruşta zaten indireceklerdir. Evet. Güzel. Burayı da rahat bir şekilde aldık. Çok iyi hasarı var arkadaşlar. Normal topçu birliklerin neredeyse 2-3 katı vuruyor. Güzel. Zayiatımız yok. Sanırım tamamladık. Bir kontrol edelim. Evet. 48 tane elmasla. Arkadaşlar tüm savunma birliklerimi bir şeyim kalmış burada. Şeyi yükselttik mi laboratuvarla. Heykel dopumuzu yükselteceğiz. İki tane de şok atarımız, birini yükseltmeye bıraktık. Bir tane kaldı. Ondan sonra savunma gemilerimize geçtikten sonra hesabımızı tamamen maxlamış oluyoruz. Savunmaları komple bitirdik. Roket atarları, bomb topunu, makineliği komple, sadece bir tane şokumuz kaldı savunmada. Çıkartma gemilerimiz, silah laboratuvarı ve heykel depomuz kaldı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Team'deki arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sizlere de iyi oyunlar diliyorum.